Sevgili seyirciler, stüdyomuz inanılmaz sıcak. Belki yüzümüzden terler akıyordur ama konuların ağırlığından kaynaklanmıyor tabii. Bir de ceket, kravat. Sayın Kavala ceketi çıkardı, biraz rahatladı. Kravat da çıkarabilirsiniz. Biz de haftaya belki spor kravatsız geliriz. Sizlerin görüşleriyle biraz devam edelim. Uğur Yavuz, oy vermeyeceğim diyorsunuz ya, duruşunuzdan, tavrınızdan ve açık sözlü oluşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum demiş. Görmüşoğlu diyor ki, sizi saygıyla selamlarım, söyledikleriniz ne kadar doğru, biz sizin yanınızdayız demiş ve övgüler var, onları geçiyorum. Berrin Demirel, biz de kesinlikle oy vermeyeceğiz, ayrıca Ekmelettin İhsanoğlu hakkında şöyle şöyle düşünüyoruz demiş, onları okumuyorum. Bir izleyicimiz, doğru söyleyen 9 köyden kovulurmuş, bizimki 10. köy, sizi seve seve ağırlarız diyor. Başka bir izleyicimiz, görünen yüzümüz sizsiniz, yola devam, sonuçta suçlu siz ve biz olacağız, Kemal Bey ve çevresi suçluyu seçti zaten diyor. Hiç öyle bir şey yok, bedelini bu adayı gösterenler siyaseten öder. Ergun Özkaplan, Mecburiyetler Partisi CHP'nin mecbur seçmeni olmayacağız diyor. Hamide Polat, Ekmel'e oy yok. Büşra Hanım, ailecek cumhuriyetçiyiz ama bu Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vereceğimiz anlamına gelmiyor. Başka bir izleyicimiz, beğenerek izliyoruz. Sözlerinizin altına imzamı atarım. Adam sanki, adam dediği ben değilim Ekmel Bey. Ekmel Bey sanki Fırıncılar Odası Başkanı olacak. Şaka gibi ya demiş. Başka bir izleyicimiz Yaşar Nuri'nin bir sözünü iletmiş. Hele bir gelsin ondan sonra bakarız demek Emevi faşizminin yöntemidir demiş Yaşar Nuri Öztürk. Başka bir izleyicimiz çatı aday değil kubbe aday denseydi, yani işte kilisenin caminin kubbesi gibi kubbe aday denseydi konsepte daha uygun olurdu fikrimce diyor. Kutlamaları geçiyorum, dik duruşumuzla ilgili övgüleri geçiyorum. Gülşah Aktaş diyor ki, çatı aday maddelerinde Atatürkçülük zaten yoktu. Baştan yok sayıldık biz diyor. Edip Kondu, CHP'lilere inat, ağlaya ağlaya Tayyip Erdoğan'a vereceğim oyumu, okuyun Sayın Hulki demiş. Sayın Hulki okudu, Edip Kondu Bey, ağlaya ağlaya, ağlamayın canım Tayyip Erdoğan'a da oy vermeyin. Yani siz bilirsiniz de. Alim Gökçeoğlu, tepki olarak oyumu Selahattin Demirtaş'a vereceğim diyor. Fatih Öztürk, Sayın Cevizoğlu, bir sonraki kitabınızın adı Ölüm Yarışı olur herhalde demiş. Işın Gürsoy, Ekmele ekmek yok, arkanızdayız Sayın Cevizoğlu. Yine Alim Bey demiş ki, halifelerin eşlerinin başları açık değil miydi? Ben bunu daha önceki bir yazımda yayınladım, kitabımda da var. Vahdettin'in bile 4 tane hanımı var, başlarının eşlerinin başları açık. Bir başka izleyicimiz de onu hatırlatmış. Ha, Muharrem Bey gene korkmaz diyor ki, Emine Ülker Tarhan'ın da başı açık, niye açık aday göstermediler? Yani ölçü buysa. Evet, bu şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de devam edelim şimdi. Sayın Tekin Ergun. Evet, Van Berry'nin günlüklerine baktığımızda, kitabı noktalamadan önce onu belirtmek istiyorum. Van Berry'nin tutmuş olduğu günlükler bize o zamanın yaşam kesitlerini de veriyor. Şöyle ki, anlarında şunu anlatıyor. Oymak obalarında diyor, kadınlar erkeklerle beraber hayatın bütün safhaların içindeydiler diyor. Şehirlerde de diyor Osmanlıların son yüzyıllarda benimsedikleri tesettür, yani örtünme olayı da mahdut beldelerde rastladım diyor. Bazı ufak yerlerde de tesettüre rastladım diyor. Türkmenlerde, Kırgızlarda, Karakalpak ve Kazaklar arasında ise kadın yaşamın her tecellisinde erkekle birlikte yan yanaydı ve yüzleri de açıktı diyor. Kılıklar da iklimlere, mevsimlere göre değişiyordu diyor. Çoğu mahallelerde kadınlar musikiyle de uğraşıyorlardı. Çeşitli müzik aletlerini çalıyorlardı. Yuva kuracakları delikanlıları tespit ederken kendileri fikirlerini beyan ediyorlardı. Ve özellikle de
o güzel işlemeli örtüleri ve halıları da dokuyarak işlerinde sergiliyorlardı diye günlüklerinde yazmış, izlenimlerini belirtmiş. Ben de onlardan, o izlenimlerinden, günlüklerden birkaç şey daha okuyacağım ama hayır. Zeyno Özkan Tiryaki Hanım diyor ki, slogan gibi bir şey yazmış, çok teşekkürler. Ekmelettin İhsanoğlu'nun sloganı ekmek ya, ama yediğimiz ekmeği de çağrıştırsın diye buğday tarlasına oluşmuş bir Türkiye haritası var ama işte sevgi ekmek, fiil olarak kullanıyor, barış ekmek gibi. Bir de Ekmelettin'i hatırda kalsın diye ekmek şekline, ekmek bey olsun diye. Şimdi Zeyno Hanım da diyor ki, ekmek için Ekmelettin, makarna için Erdoğan, kaçak çay için de Demirtaş. Değil mi? Hakikaten orada elektriği kaçak kullanıyor pek çok kişi. Devlet bir şey yapmıyor. Sonra Ankara, İstanbul'daki insanlara kaçak bedeli diye başkasının kaçağını namuslu vatandaşın faturasına yansıtıyor. Bir daha okuyorum. Ekmek için Ekmelettin, makarna için Erdoğan, kaçak çay için Demirtaş. Süper bir söz olmuş. Kendisine mi ait bilemem ama teşekkürler. Şimdi bu İngiliz ajanının profesör kılıklı, yani profesör de zaten, Reşit Efendi adını alan kişinin notlarında diyor ki, bakalım ne ders alacağız, çıkaracağız. Sayfa 29. Bilhassa Orta Asya Türklerinde karşılarındakinin beyanlarından şüphe etmemek dini terbiye icabıdır. Karşılarındakinin beyanlarından şüphe etmemek dini terbiye icabıdır. Başlarını salladılar ve beni tasdik ettiler. Ben de bundan sonra üzerime ürkek ürkek fakat sık sık çevrilen bakışlara karşı alakasız gözüktüm ve ancak sorulan suallere cevap verdim. Vakit de geçmişti. Yalnız kaldığımız zaman arkadaşlarım büyük bir sofaya kıvrıldılar ve yorgunluklarını derin uyku içinde çıkardılar ama ben heyecanımdan asla uyuyamadım. Bu şüphelenmeler devam etmiş olsaydı benim uzun yolculuğumda başıma ne işler gelecekti? Kendisinden Ruslar da şüphelenmiş ama diyor ki Türkler şüphelenmiyor çünkü dini bir terbiye almışlar. Karşısındakinden böyle bir şey beklemiyor, bilmiyorum, diyor, evet. İngiliz ajan. Ve notlarının sonunda da şunu söylüyor gözlemlerinde. Türk anavatanında kadın hürriyeti birçok Avrupa beldelerinden daha geniş ve tesirli diyor. Evet. Son bir şey daha okuyayım. Sayfa 39. Evet. Gene sahte Reşit Efendi diyor ki Türkler saf, temiz, mert bir millettir. Daha önce de söylemişti bunu günlüklerinde. Evet. Kendilerine söylenenlere inanmak hassaları, yani özellikleri kuvvetlidir. Benim tam bir derviş hüviyet ve şekli içinde ve alıştıkları üslup ve hususiyetlerle aralarına girdiğim Türkmenler kısa zamanda öylesine bağlandılar ve inandılar ki, kaç ayda acaba bağlandılar? Gümüştepe'de Buhara'ya gidecek bir kervanın hazırlanmasını beklediğimiz bugünlerdeki kazancımı tarif edemem. Yani Türklerin bu samimiyetinden müthiş kazancı olmuş. Birçok hasta benden iyi nefes istiyor. Bazısı hekim olduğumu zannederek tedavilerinin yollarını araştırıyor. Bazısı ilaç yapmamı rica ediyordu. İlaç yapmak için, hasta tedavi etmek için, hastalara nefes vermek için, derviş Reşit olarak Efendi görüp derviş olarak kabul ettikleri için onun bazı özelliklerinde olduğunu düşünmüşler. Evet, Türkler saf. Şeye geçelim isterseniz, Cemal Kutay'la ilgili, evet, bahsettiniz. Diğer 47, kitap Abdülaziz'in 47 günü. 47 gün, evet, kitabından oradan da bahsedeyim. Şimdi Osmanlı Devleti 600 yılı aşkın hüküm sürmüş ve 36 tane de padişah başta bulunmuş. Bunların içinde yalnızca bir tanesi Avrupa'ya gidiyor, o da Sultan Abdülaziz. Bu seyahat 47 gün sürüyor. Fransa'da sürekli, yani gidip gelip, evet, 47 gün dolaşıyor. Tabii tabii, bütün seyahatin tamamı padişahlı 47 gün. Padişahlı zamanında mı, veliahtlı döneminde mi gidiyor? Padişahlı zamanda. Yani ilginç tabii. Padişahlı zamanda 21 Haziran 1867'de yolculuğa başlıyor. İlk Fransa'ya... Kaç dediniz? Birkaç? 21 Haziran 1867 Cuma günü yola çıkıyor. İlk Fransa'ya gidiyor, Paris'e gidiyor. Oradan sonra İngiltere'ye çağırıyor. Esasında Avrupa'da çok büyük bir yankı uyandırıyor.
ya bir Osmanlı sultanının Avrupa'yı ziyarete gelmesi Avrupa'da büyük bir heyecan yaratıyor ve çok büyük bir özlemle sanki padişah bağırlarına basıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bir padişahın 47 gün başkenti, payitahtı İstanbul'u bırakıp gitmesi güvenlik açısından da riskli olmamış mı? Tabii yani güvenlik açısından da riskli. Ancak o kendi yerine geçebilecek kişileri de o zaman mahpus olarak tutulma geleneği var. Öyle bir gelenek de uygulanıyor o devirde. Fransa'dan sonra İngiltere çağırıyor, İngiltere'ye gidiyor. Oradan Almanya, Belçika ve Avusturya'da da devam ediyor. O kadar büyük bir sevgiyle karşılanıyor ki ve heyecanla karşılanıyor ki Fransa'da Sultan Abdülaziz ayrılırken gazetelerin manşetlerinde Abdülaziz giderken Fransız halkının kalbini de beraberinde götürüyor diye manşet atıyorlar. Zaten bu Abdülaziz aynı padişahtan söz ediyoruz. Evet. Değil mi? Avrupa'ya yardımda bulunan evet. özgürlük anıtlarına yarışmalarda da çıkıyor ya maddi evet. yardım yapan ve ferman tuğrasını bastıran hangisindeydi o? Paris'te galiba değil mi? Paris'te. Evet. Şimdi tabii burada ilginç anekdotlar da var. Öncelikle kitabın ana teması Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatine çıkarken ekibiyle birlikte gidiyor. Giderken de ekibin en yaşlısı bugünkü belediye başkanı konumunda bulunan İstanbul Şehremini Ömer Faiz Efendi var. Ömer Faiz Efendi ruzname dediğimiz günlükleri tutuyor. Devamlı padişahın yanında hiç ayrılmadan onun günlüklerini tutarak bir belge oluşturuyor. Tabii kitabın ana teması da Ömer Faiz Efendi'nin tutmuş olduğu günlükler. Bu günlükler Sultan Abdülaziz'in hem sosyal durumunu hem de gezideki bütün ayrıntıları anlatıyor. Burada ilginç anekdotlardan bir tanesinde Lyon'a girerken Fransa'da yaşayan Türk hanımlar bir ekip olarak kendisini karşılıyorlar. Burada tabii giyim kuşamları farklı. Başlar açık, daha modern kıyafetlerle giyinince Sultan Abdülaziz kıyafetleri çok beğeniyor. Bunlar Avrupalı mı, Türk mü acaba diye bir şüpheye düşüyor. Tabii yanındaki yaverleri Türk olduklarını anlatınca ne kadar da güzel, yakışmış kıyafetler. Keşke bizde de bunları giyseler diye bir şey söylüyor. Ama bunu da sakın gittiğimizde açıklamayın diyor. O sadece kendi düşüncesini ileterek bu kıyafetleri çok beğendiğini söylüyor. Bunların içinde ilginç bir anekdot da İngiltere Kraliçesi Victoria. Sultan Abdülaziz'e çok yakınlık gösteriyor. Bu arada Sultan Abdülaziz'in giderkenki ekibinde Abdülmecid'in oğlu Murat Efendi var. Murat Efendi de tabii çok modern bir insan. Dans ediyor. Evet. Prezentasyonu çok yüksek. Kraliçe Victoria'nın beğenisini kazanıyor. Hatta o kadar ki Kraliçe Victoria kendi kızlarından, prenses tabir edilen kızlarından bir tanesini Murat Efendi ile evlendirmek istiyor. Ve bunu da Lord Stanley aracılığıyla iletiyor. Fakat Abdülaziz buna karşı çıkıyor. Murat Efendi'nin bir İngiliz prensesiyle, Kraliçe Victoria'nın kızıyla evlenmesine karşı çıkıyor. Ancak biz de tabii yayıncı olarak bir soru işareti koyuyoruz. Acaba bu olay gerçekleşseydi sizin de görüşünüzü almak istiyorum sizin de. Yani bir Türk sultanı, bir yabancı bir prensesle özellikle de o zamanın liderliğine oynayan İngiltere'nin kraliçesi Victoria'nın kızını alsaydı acaba Türk Osmanlı ile İngiltere o zaman liderliğe oynayan İngiltere krallığının bir ilginç durumu ortaya çıkar mıydı acaba dünya üzerinde? Siz ne sonuca vardınız? Bana göre birçok şey değişebilir. Yani İngilizler acaba belki. Osmanlı'yı bölmez miydi değil mi? Evet. Yani 1867'den söz ediyoruz. Evet, 1867. Onun yani jeopolitik bir gerekçesi var. Cevabım var da yani. Sayın Kavala'dan öğrenelim. O isterseniz öncesi söyleyeyim. Peki söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii alma şekline bağlı. Osmanlı padişahları zaten Avrupa'dan evlenmişler. Hristiyan hanımlarla evlenmişler. Onları Müslüman yapmış. İngiltere kraliçesi kızımla evlensin dediği zaman kızının Müslüman olmasına izin verecek miydi? Yoksa bizim dinimiz bize, sizinki size mi diyecekti?
haremdeki hanımlardan birisi mi olacaktı? Yani o şekle, o duruma alma şekli dedim ya, evliliklerinin biçimine bağlı olurdu siyasi gelecekte. Osmanlı'yı etkilemezdi bence. İngilizleri de etkilemezdi. Sadece aileleri etkilerdi. Evet. İngiltere gene emperyal emellerini sürdürürdü. Osmanlı da oradan bir kız aldık diye İngiltere'ye teslim olmazdı. Yani bir şey değişmezdi. Biraz geri planına aslında bakmak lazım. Abdülaziz neden Avrupa seyahatine çıktı? Evet. Aynı yıllarda neden bir İngiliz-Türk yakınlaşması, İngiliz-Osmanlı yakınlaşması var? Van Biri Harbi'nin neden Osmanlı Devleti'nde ağırlanıyor ve işte destekleniyor, arkasından Orta Asya'ya gönderiliyor? Onun arka planında... Hemen hemen aynı yıllar. Şimdi aynı yıllar, 1860'lar. Padişah Abdülaziz 1867'de gitti dediniz, 21 Haziran'da. 1860'lı yıllarda da Profesör Van Biri Türkiye'ye geliyor. Hemen aynı yıllar. Yani bizim padişah olarak Avrupa'ya giderken İngiliz profesör de sahte kılıkla derviş olarak, derviş olarak ve Reşit Efendi adıyla Türkiye'ye geliyor. Evet. Yani Mehmet Sadık Rıfat Paşa'nın evinde kalıyor. Mehmet Sadık Rıfat Paşa yine Cemal Kutay'ın yazdığı kitaplarda vardır hayatı. Kırım Savaşı'na katılmış bir paşa. Kırım Savaşı'nda biz kimle beraberdik? Fransa, İngiltere ve Türkiye Rusya'ya karşı. Esas orada mesele Rusya'nın güçlenmesi. Yani 1840'lı yıllardan itibaren giderek güçlenen, gücünü arttıran bir Rusya var. Zaten sahte derviş ya da ajan Rusya'ya derviş. Karşı. Ruslar benden şüphelendi diyor anılarında, işte günlüklerinde söylüyor. Türkler aldıkları dini eğitim sonucu inanıyorlardı, şüphelenmiyordu ama Ruslar şüpheleniyordu diyor. Ya bilenler de biliyordur çünkü Türkler zaten müttefik. Yani orada bir ittifak kurulmuş. Aslında bu 1950'lerdeki NATO'ya benzeyen bir ittifak. Rusya'ya karşı İngiltere, Türkiye ve çok enteresandır aynı yıllarda Japonya. Japonya'nın yükselmeye başlamasıyla yaklaşık olarak Türk-İngiliz ittifakı aynı yıllar. Ruslar imparatorluk haline geldikçe bir şekilde denize ulaşmaya çalışıyorlar. Denize gitme yollarını, tıkamanın her yolunu denemiş İngilizler. Güneyde bir kapı Türkiye, Rusya'yı hatta şuna benzetebiliriz. Bir sürü penceresi olan ama kapısı olmayan biri. Yani çıkamıyorsunuz, denize açılamıyorsunuz. Bir sürü penceresi var. O yüzden bir tarafını Türkiye ile kapatmanız lazım. Türkiye'yi desteklemeniz lazım. Öbür tarafta Büyük Okyanus'a açılan kapısında Japonya'yı desteklemeniz lazım. Rusya niye güçleniyor? 1861'de köleliği kaldırdı. Sanayileşmeye başladı. Burada değiştiren, jeopolitik durumu değiştiren 1870'li yıllarda Almanya'nın doğması. Almanya ortaya çıkınca bu sefer İngiltere'nin baş düşmanı, baş rakibi, dünya hakimiyeti mücadelesinde rakibi Rusya olmaktan çıkıp Almanya olmaya başlayınca Türkiye'nin doğal müttefiki Almanya ve İngiltere ile de Rusya doğal müttefik oldu Almanya'ya karşı. Evet. O yüzden o yıllarda neredeyse müttefikiz. 50'li yıllarda nasıl Türkiye'de bir Amerikan yani bu ittifakı güçlendirmek için mi çıkıyor biraz? Tabii. Da? Ama Abdülaziz bildiğimiz kadarıyla sanata değer veren, kendisi de resim yapan ressam değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Aynı zamanda da ressam. Beylerbeyi Sarayı'nda bazı tabloları kendisi yapıyor zaten. Evet, Beylerbeyi Sarayı'nı zaten yazlık olarak kullanıyordu. Orada ressamların tablolarını alıp süslüyor. Hatta kendi heykelini yaptıran ilk Osmanlı Sultanı. Evet, normalde heykel yasak. Şöyle. Baba. Tabii, heykeli atının da heykelini yaptırmış. Şeyde, Beylerbeyi Sarayı'nda duruyor. Evet. Hayır, şimdi bazıları da sorar. Acaba Abdülaziz Hristiyan mıydı? Yok. Böyle bir şey yok. Bizim belgelerimizde, notlarımızda. Olsa da söylerler mi bizimkiler? Pek sanmıyorum, evet. Evet. Şimdi, peki ne diyor başka 47 günlük anılarda? Anılarda mesela orada fuarlara katılıyorlar. Fuar tabii yeni bir oluşum. Bu Abdülaziz de fuara katılırken tebdili kıyafetle katılıyor. Yanına da Halil Paşa'yı alıyor, yaverini. Burada hani bizim panayır yerlerinde bir yumruk atarsınız, vurur, sonra ibre kol kuvvetini gösterir. Onun gibi bir alet var orada. Bakıyorlar, işte yumruk atıyorlar. İbre ne kadar yukarı çıkarsa o kadar kol kuvvetini gösterir. Yalnız vurulan yerde Türk kafası yazıyor. Türk kafası yazınca tabii Sultan Abdülaziz içerliyor fakat belli de etmiyor. Yanındaki Halil Paşa'ya dönerek, evet Halil Paşa göster bakalım diyor. Halil Paşa da üstündekini çıkarıp, pelerini çıkarıp
yaradana sığınıp bir tane vuruyor. Fakat vurmasıyla birlikte bütün o tertibatı dağıtıyor. Hem vurulan hem kuvveti gösteren cihaz parçalanıp gidiyor. O arada yanlarında da Fransız Genelkurmayından üst düzey bir kişi var. O tabii Sultan Abdülaziz'den özür diliyor. Biz diyor buraya Türk kafası yazıldı ama sizin geleceğinizden hiçbir şekilde haber yok. Bunun yıllar önce yapılmış bir şey bu. Ama görüyorum ki dağıldı, bu olsa olsa Türk kafası olmaz da Avrupa kafası olur. Darbeye vuruşa dayanamayıp hocam, dağılır gider diyor. Bu da ilginç bir anı Abdülaziz'in. İzleyicimiz Sabri Sezgin Kaya diyor ki Abdülaziz zaten dinsizdi diyor. Var mı böyle kayıtlarda? Bilemiyorum. Yok. Ama yok, yani yok. Böyle hani resmin bile yasaklandığı İslami anlayış içinde daha ilerisine gidip heykeli yaptırmak. Heykelde putperestliğin sembolü olarak gözüküyor. Yasaklanmıştı. O zihniyete göre o dönemlerde atının bile, bırakın kendisine, atının bile heykelini yaptırması, değil mi? İlginç tabii. Esasında Abdülaziz sanata da meraklı. Fakat daha ziyade Osmanlı Türk sanatını seviyor. Mesela Karagöz Hacivat'a çok meraklı. Onları tercih ediyor. Bir opera yerine bir Karagöz Hacivat'ı izlemeyi tercih ediyor. Aynı zamanda pehlivan. Zaten başa geçen bir pehlivan. Sanatçı. Müzisyen aynı zamanda. Evet. Evet. Biraz hani izleyicilerimizle, bazı izleyicilerimiz hayal kırıklığına uğratabilir belki ama Osmanlı hanedan çok dindar değil. Hanedan olarak çok dindar bir hanedan değil. İşte hacca giden bir tanesi yok zaten ama Avrupa'ya giden bir tanesi var. Tabii. Değil mi? 31 yaşında tahta geçmiş. 25 Haziran 1861'de kardeşinin ölümü üzerine 31 yaşında tahta geçmiş. Haziran ayı onun için önemli. 25 Haziran'da tahta geçiyor. 6 yıl sonra, yani 1967'de dediniz, 6 yıl sonra Avrupa turuna çıkıyor. Dinsiz demiş izleyicimiz ama şimdi özgeçmişine bakınca 32. Osmanlı Padişahı ve 111. Halifesidir Halife. Diyor. İslam halifesidir diyor. Evet. Hani belki gönüllü resmi olarak halifelik şey değil. Var. Fakat uygulamaları çok farklı. Farklı uygulamalar. Yani bir yobaz halifeler var, Şeyhülislamlar var. Bir de adı halife de olsa resim yapan, güreş yapan, atının ve kendisine heykelini yaptıran, meraklı. Sanata meraklı, evet. Avrupa'ya giden, turist gibi geziyor işte, değil mi? Ama tasvir yasağı hiç uygulanmamış zaten. Emeviler döneminde yaptırılan saraylarda, Şam'da ki hala bunun arkeolojik kazıların yapıldığı saraylarda tasvirler bulundu. Yani sarayın içinde tasvir var. Tasvir yasağı var ama uygulanmamış. Yani şu var genel olarak bütün İslam dünyasında. Halka karşı başka ama kapalı kapıların arkasında başka, içeride başka. Sultan Abdülaziz hükümdarlığı süresince sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş, geziler düzenlemiştir. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir diyor. Donanmaya önem vermiş. Aldığı kredileri Osmanlı donanmasının gelişmesi için harcamış. Dünyanın hatta ikinci büyük donanması haline geldi. Tabii zaten bu 47 günlük geziye çıkarken Sultaniye yatıyla ilk çıkıyor Boğaz'dan. Yanında da eşlik eden Orhaniye zırhlısı ki Orhaniye zırhlısı o zamanın güçlü Rus donanmasında bile benzeri bulunmuyor. Evet. Peki, Ayasofya ile de ilgili söyleyecekleriniz varsa alalım, yoksa Ayasofya ile tamamlayalım, kapatalım. Yani sıcaktan da bunaldığınız konuşacak şeylerimiz var ama artık yaz dönemi yayınları, öyle söyleyelim. Saat 2'yi geçiyor. Cami konusuna girelim isterseniz, buyurun. O önemli bir konu. Şimdi şu istek hep dillendirilir, Ayasofya cami olsun, zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye. Ama Ayasofya'nın aslında sanat tarihi açısından çok büyük bir önemi var. Şimdi bir caminin içinde tasvir mümkün değildir. Osmanlı camilerine bakın, içinde insan yüzü, figürü yoktur, resim yoktur. Halbuki kiliselerin tamamında, Hristiyan kiliselerin tamamında tasvir vardır. Ya vitray olarak vardır Avrupa'da, Fransız mesela katedrallerinde ya da Ortodoks ikonografisi vardır, mutlaka sahneler vardır. Ama camilerin içinde herhangi bir tasvir yoktu.
Şimdi Ayasofya'yı tekrar cami yaptığınızda olmaz da, hani böyle bir uygulamayı yaptınız, içinde çok önemli sanat değerlerini kapatmış olursunuz. Bu Türkiye'nin değeri, bu bütün bizim parçası olduğumuz, binlerce yıl öncesinden biri gelen Türkiye uygarlığının en önemli değerleri burada. İşte birkaç tanesini şu anda ekranda arkadaşlarımız gösteriyor mesela. İki önceki resme, şu andaki, burada durabilirlerse. Mesela bu mozaik çok önemli. 867 yılında açılıyor, hatta törenlerle açılıyor. Bunun hikayesi bir saat bile sürer. Şimdi bu sadece bu gördüğünüz mozaik, bütün Doğu Roma coğrafyasında görebileceğimiz ilk mozaik. Doğu'da görebileceğimiz. Çünkü yaklaşık 100 yıl süren ikonoklasizm döneminde, ikonaların kırılması, parçalanması döneminde Bizans dünyasındaki bütün resimler kırılmış, yok edilmiş. Hatta bunun için savaşlar verilmiş. Arkasından da bu mozaik açılmış. 867 yılı. O tarihten kalma bir mozaik keşfediliyor, bulunuyor. Bunun üstünü kapatamazsınız. Yani herhangi bir gerekçeyle artık bunun üstünü kapanması söz konusu olamaz. Bu insanlık, sanat tarihinin en önemli değerlerinden biridir. Devam edebilirler arkadaşlarımız. Yani dini düşünce, Bizanslılar Yunan'dır. Yunanlar bizim tarihim düşmanımızdır. Gözüyle lütfen bakmasın bazı vatandaşlarımız. Bu bütün insanlığın değerleridir. Mesela bu sahne şu anda ekranda gördüğü, izleyicilerimiz. Bu şu anda Ayasofya'nın içinde aynen var mı? Aynen var. Bu işte yani bu şekilde. Deizis tablosu mesela. Bu muhteşem bir tablo. Sanat tarihi açısından konuşuyor. Yani onlar Yunan'da, biz Türk, bu değil. Deizis tablosu sanat tarihinin en muhteşem tablolarından biri. Bir mozaik, şaheser bir mozaik. Ufak taşlar, o mozaik taşları kullanılarak yapılmış ama yüz ifadeleri muhteşem bir şekilde verilmiştir. Mesela yani mozaikle yapılmış ama sanki elle fırçayla yapılmış, fırçayla yapılmış bir tablo gibi. Yani mesela Mona Lisa nedir? Bir Fransız, bir Avrupa sanatı için, bir İtalyan sanatı için veya işte Çin sanatı için Çin Min Festivali'nde nehir tablosu nedir? Ayvazovski'nin tabloları nedir bir Rusya için? Bunlar ifade eder? Bu da Ayasofya yapıldığı zaman işlenmiş değil mi? Daha sonra. Ne zaman çünkü, mesela? Bir yaklaşık 750 yılından başlayan 843 yılına kadar devam eden ikonaların kırılması dönemi var. Resimler tahrip ediliyor. Yapılması. Yıkılıyor. O yıllarda önceki resimler, tasvirler bizim bilgimiz dahilinde de yok oluyor çünkü. Bütün tasvirleri kırıyorlar. Bütün resimleri, şimdi, mozaikleri. Ayasofya 532'de yapıldı demediniz mi? Yapıldı. Tamam. Bunlar ne zaman işlenmiş? Bunlar 867, 13. yüzyıl şu an gördüğünüz, 12. yüzyıl, 1100'lü yıllar vesaire. Daha sonraki dönemde yapılan eserler bunlar. Yani değişik dönemlerde Ayasofya'nın içine, işte şu anda gördüğünüz mesela ortada Meryem Ana, kucağında çocuk İsa, solunda ve sağında Bizans İmparatoru ve İmparatoriçesi İrene mesela görülüyor. Şimdi bunların üstünün örtülmesi düşünülemez. Sadece sanat tarihi açısından düşündüğünüz zaman. Bir sonraki tablo mesela gelebilir. Mozaik, evet, şaheserler. Biraz, çünkü başka yerde tamam, de yok. Mesela Osmanlı devrinden kalan çok sayıda eser var. Ama Bizans döneminden kalan dünyada çok fazla eser yok. Çok eski bir döneme geldiği için. Mesela üstündeki yazı muhteşemdir. Çok ilginç bir hikayesi var. Onu çok kısa anlatalım. Biraz da hoş bir hikayesi. Sağdaki gördüğünüz İmparatoriçe'nin üçüncü kocası aslında, gördüğünüz imparator. Üstünde Konstantin Vasileos Romanon yazıyor. Romalıların imparatoru Konstantin ama Konstantin yazısı biraz silinmiş. Başının etrafına biraz baktığınız zaman da taşlarla bir değişiklik yapıldığını hemen fark ediyorsunuz. Çünkü her koca değiştirdiğinde imparator değiştirilmiş. Her imparator değiştirildiğinde de yüzü mozaik, kolay Lego gibi. Onları almışlar, yeniden bir yüz yapmışlar, öyle suret yapmışlar. Çok enteresan bir hikayesi vardır bunun. Şimdi bunların tekrar hani kapatılması düşünülemez. Kapatıldı aslında. Trabzon Ayasofya'sı cami oldu, müzeydi. Ve perdelerle işte bu mesela bu şekilde Trabzon Ayasofya'sının içini görüyorsunuz. Eski hali buydu. Cami oldu tekrar. Bir sonraki resim olması lazım. Bu izlik oldu. Buradaki resimde yukarısı olduğu gibi perdelerle kapatılmış. Şimdi giren birinin
görmesi mümkün değil oradaki mozaik şaheserleri. Yani İslam'ı yani, sadece şey diye düşünmemek. Biz burada namaz kılıyoruz diye çok basit bir şekilde düşünmemek lazım. Orada Ayasofya'nın içinde, Ayasofya müzeyken İslam'ı da anlatabilirsiniz. Mesela bugün gittiğinizde hat sergisi var. Hat sanatı sergisi var Osmanlı. Peki hat daha sanatı. Çok yani bunlar çok uzun sürebilir. Ayasofya isyan ve devlet diyorsunuz ya. İsyanı anlattınız zaten. Bilinmeyenleriyle ilgili birkaç söz daha söyleyip toparlayalım, tamam. Kapatalım. Evet mesela normal böyle tarihi resimlerin dışında ne diyebilirsiniz? Mesela sırrı nedir? Var mı başka bir sırlar, mesajı, sırrı? Yani onlar efsaneler vesaire çok çeşitli. Efsane kısmı beni çok ilgilendirmedi açıkçası bu kitabı hazırlarken. Yani hakikaten gerçekçi olarak içinde ne var? Mesela efsaneye çok gerek yok aslında Ayasofya konusunda. Bütün İstanbul tarihini, bütün uygarlığımızın tarihini Ayasofya'nın içinde zaten görüyorsunuz. İnşaat yapımı 532-537 yılları arasında. Onu görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Osmanlı sanatının bütün eserlerini, mihrabını görüyorsunuz. Ülker mahfilini mesela içinde görüyorsunuz. 19. yüzyılda. Padişahların kendileri yaptığı, Padişah 2. Mahmud'un yaptığı mesela. 2. Mahmud kendisi hat. Hat eserlerini görebiliyorsunuz. Şu anda absit denilen veya mihrabın hemen sağ tarafında görebiliyorsunuz. Çok ilginçtir. Mihrabın hemen iki tarafında Kanuni'nin Budin seferinden sonra 1520'den sonra getirdiği şamdanları görüyorsunuz. Kilisenin içinden şamdanları getirmiş. O hala orada duruyor. Her dönemin eserleri var. 16. yüzyıldan var. 17. yüzyıldan var. Bütün bir tarih mirası var. O yüzden de izleyicilerimize Ayasofya'yı mutlaka gitmelerini, görmelerini tavsiye ederim. Hatta ve çok enteresan, Vikinglerin yazdığı, orada çeşitli grafiti diyebileceğimiz, yani orada çeşitli duvar yazısı. Duvar yazıları karalamışlar. Yani duvara geldiklerinde, Vikingler paralı asker olarak geldiklerinde duvara yazılar karalamışlar. Enrico Dandolo'nun mezar taşı duruyor. İstanbul'u 1204 yılında fetheden İtalyan komutan ve orada bir Katolik devleti kuran, yaklaşık 50 yıl süren bir Katolik devleti kuran Enrico Dandolo'nun taşı var. Pek çok değişik devri ve sanat tarihinin en önemli eserlerini orada görmek mümkün Ayasofya'da. Bu başka, hani Türkiye'nin başka bir yerinde çok değerlerimiz var ama görebilecekleri bir durum değil. Ayasofya sonuçta bir siyasi sembol olmuş değil mi? Türkiye'nin işgalinde de Ayasofya'yı yeniden açacağız diye işgalciler slogan atmışlar. Bizimkiler de yok Ayasofya'ya cami yapacağız diye. Ayasofya üzerinden bir güç gösterisi, üstünlük gösterisi olmuş. Değil mi? Halen de devam ediyor. Yani bir simge her şeyden önce. Bir kere şu var. Ayasofya'da en ilginç nokta aslında, hani sıradan bahsetti, sırlara falan gerek yok. Çeşitli içinde mesela giden izleyicilerimiz görebilir. Mermer bloklar var yerde. Yeşil mesela blokla beyaz Marmara Adası mermerinde aslında zemin var. Onun hemen ilerisinde porfir taşından bir çizgi çekmişler. Sınıflara ait. Siz aristokrat sınıftan değilseniz belli bir çizgiyi geçemiyorsunuz. Arkasından imparatorun oturacağı yer belli. Protokol yani. Protokol gibi bir şey var. Aslında bir tapınakta olmaz. Mesela İslamiyet devrine geçildiği zaman camide öyle bir durum yok. Hünkâr mahfili var. Hünkâr mahfili dışında. Nasıl yok? Hani, başbakan camiye gittiği zaman arkada mı kılıyor? En ön sırada ona yer açmıyorlar mı? Hayır. Burada mantık ve düşünce olarak cami düşüncesi mekan olarak bir şey ayrı bir bölüm yani yapılmamış. Siz zenginsiniz. Ama. Ben daha zenginim ve toplum daha önemli yer sahibiyim. Önde kılacağım diye bir şey yok. Camide bu. Ama kadınlar arkada. Yine bir ayrım var. Şimdi müze döneminde, Cumhuriyet döneminde bütün ayrılıklar ortadan kalkıyor. Bütün toplumsal sınıf farkları ortadan kalkıyor simgesel olarak. Kadın olabilirsiniz, erkek olabilirsiniz, zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz. Yaşlı genç hiçbir farkınız yok. Biletinizi alıyorsunuz ve Ayasofya'yı giriyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Herhangi bir farkınız yok. Yani kadınsınız ve arkadasınız, öyle bir durum yok. Veya bir yerini göremiyorsunuz, öyle bir durum yok. Eşitlik düşüncesi var Cumhuriyet Ayasofya'sının. En önemli şeylerinden biri bu. Peki veda edelim mi, toparlayalım mı? Yani izleyicilerimiz bir daha program yapın, konuklarınız bir daha gelsin diyor. Siz Tekin Bey az konuştunuz ama olsun.
Bizi az konuşanı da tanıyan bir milletiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şu getirdiğiniz kitapları bir gösterelim isterseniz. Tabii. Cemal Kutay'ın kitapları. Evet. Hangilerini bastınız? 200'e yakın şimdi kitap arasında. Şimdi ilginç bir kitap daha var. Osmanlı'da Mizah. Yok, 1800 şöyle tutun, evet. Tamam. 1868'den itibaren. Ya da bana itibaren, verirsin şöyle olsun. Hem yüzüne bakarak günümüze kadar ki Osmanlı'da Mizah konusu. En son çıkarttığımız Türk kimdir? Osmanlı kimdir? Bu kapağını neye göre yaptınız? Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemiş biraz. Öyle mi? O mu? Esasında o değil ama demek ki çok benziyor. Benziyor. Siz benzettiğinize göre demek ki biraz benziyor. Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmeden önceki son günlerinin anılarla ve belgelerle anlatımı. Biraz önce söylediğimiz Mustafa Kemal ve Amerika'da Amerikan mandası olması isteğine karşı Mustafa Kemal'in son derece güzel bir hareketle olayı tamamen çözmesini anlatıyor. Onu da alayım. Cumhuriyet'in manevi mimarları. Buna baktım ama bunun dili çok fazla Türkçeleşmemiş. Tabii orada belgeler ve konuşmalar çok fazla sayıda olduğu için burada da Cumhuriyet'in manevi mimarlarında Cumhuriyet'i kurarken Atatürk'e destek veren din adamlarının öyküsünü ve çalışmasını anlatıyor. Evet. Malta esirleri de Malta'ya giden, sürgüne giden Türklerin anıları var. Bu kadar mı bahsediniz? Evet, bir de şu, tabii ki Vanberry, Osmanlı'daki İngiliz casus Vanberry'nin günlükleri ve Sultan Abdülaziz Han'ın 47 günlük süren yolculuğunun günlükleri. Şöyle yapalım. Evet. Sırada başkası var mı Cemal? Var tabii. Var. Özellikle şimdi ilk çıkaracağımız kitap Müslüman Kardeşler Hareketi'ni anlatıyor. Nasıl başladı, oluşumlar neydi, fikirleri neydi? Arkasından Çerkez Ethem olayını anlatıyor. Onun sırası daha devam edecek. Tamamen belgelere ve olaylara dayanan gerçek ardında kalanlar mesela onları. Tabii, Atatürk olmasaydı muhteşem bir Atatürk eser. Olmasaydı da var ama şu anda burada yok galiba. Atatürk olmasaydı soru ve cevaplarla evet bastık. Hatta onu daha önce bastık. Soru ve cevaplarla Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk'ü daha iyi tanıyıp daha iyi anlayacaklar okurlar bu kitabı okuduklarında. Din faşizmi, Türkçe ibadet. Evet. Peki çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, sizin söyleyeceğiniz var mı? Kitaplarınızı onlara da gösterelim. Yakında çıkacak dediğiniz. Onu şu tekin bir uzatırsanız. Evet, şöyle yapalım. Devrimiyle ilgili. 1917 siyah beyaz devrim. Bu çıkacak bir ay sonra mı? Tabii. Yaklaşık 15-2 hafta peki sonra piyasada olacak. Bir de bu Çin var. Devrim tarihi, yine belgelerle. İçinde Çin ders kitaplarındaki Atatürk de var, Doğu uyanıyor. Başka. Evet, başarılar diliyoruz. İyi yayınlar olsun. Sevgili seyirciler, bu gece yaklaşık 4 saate yakın bir süre içinde, 3,5 saat demek daha doğru, Cemal Kutay'ın yeniden basılan kitaplarını, bir kısmını anlatmaya çalıştık ve bunların içinde özellikle İngiliz casus, derviş kılığına girip Osmanlı topraklarına gelen İngiliz casus Profesör Vanberry'i ve onun günlüklerinden bazı sözleri dile getirdik. Yayın evinin sahibi, genel yayın yönetmeni Tekin Ergun'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben genel yayın yönetmeniyim ama Acar Grup kuruluşu, bir Acar Grup kuruluşudur. Evet. Sahibi Zekeriya Acar'dır. Tamam. Ve Ayasofya İsyan ve Devlet kitabının yazarı Sayın Coşkun Faik Kavala bizimle beraberdi. Ayasofya'nın gizemlerini konuştuk. Onu da gösterelim şöyle. Ve tabii ki bu kadar konuşmanın içinde Cumhurbaşkanı seçimlerine de değindik. Halk TV Genel Müdürü sevgili Şaban Sevinç de telefonla katıldı. Hepinize iyi sabahlar diliyoruz. Haftaya belki kravatsız olarak karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.